Merhaba. Bugün yine değişik bir konuyla karşınızdayız. Bugün rüşvetin niçin yayıldığını ve önlemenin bir yöntemini ortaya koyacağım. Hukukumuzda rüşvet vermek de almak da suç. Biz diyoruz ki rüşvet vermek suç olmasın. Niye bunu diyoruz? Hiç kimse cebindeki parayı çıkarıp tanımadığı bir adama boşu boşuna vermez. Demek ki resmi görevli işi yavaşlatıyor, adamı mecbur bırakıyor. Şimdi rüşvet vermek de suç olunca arkadaşlar, veren adam da suç işlemiş oluyor, rüşveti verdikten sonra ihbar edemiyor. Artı bir de şunu şey yapıyor, bu yapılan işi de geçersiz sayarlar. Halbuki yapılan iş zaten hukuka uygun. Yani verilen rüşvetlerin çoğu, halkımız buna kolaylık vergisi, hızlandırma vergisi diyorlar. Görevli teftiş göreceği için zaten hukuksuz işi kolay kolay yapmıyor. Senin işini yavaşlatıyor, olabilecek işini yapmıyor ve rüşvet alıyor. Şimdi rüşvet vermek suç olmaktan çıkarsa ne olur? Rüşvet isteyen kişiye rüşveti şahıs verir, seri numarasını aldığı işini bitirir, sonra ihbar eder. Rüşvet bıçakla kesilir gibi ortadan kalkar arkadaşlar. Bunu hiç duydunuz mu? İşte çözüm hareketi böyle orijinal çözümleriyle, böyle değerli çözümleriyle bütün sorunları cımbızla çekip yok ediyor. Ve her konuda çözümümüz var arkadaşlar. Tekrar ediyorum, kimse cebindeki parayı gidip de lüzumsuz yere vermez mecbur kalmadığı müddetçe. Rüşvet vermek suç olmamalı. Bahşiş de bir rüşvettir. Japonya'ya gidin bir lokantada yemek yiyin, bahşiş veremezsiniz. Ben ücretimi alıyorum der. Bazı meslekler için de dengesizlik. Garsonlar rüşvet alıyor, arkadaki başka görevliler alamıyor. Otelde seni odaya kadar götüren adam bahşiş alıyor, başka bir görevli almıyor. Bakın, bahşiş rüşvetin başlangıcıdır. Bahşişi de yasaklamak gerekiyor. O yüzden rüşveti toptan çözebilecek anlayış çözüm hareketinde. Bizi izlemeye devam edin. Her konuda çözümümüz var. Sırasıyla anlatacağız. Yeter ki bizi takip edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Saygılar.